Euzü billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Bir cuma sabahından yine Kur'an-ı Kerim öğreniyorum programıyla karşınızdayız. Mevla Teala Hazretleri gününüzü hayırlı ve bereketli eylesin inşallah. Çok kıymetli muhterem seyirciler ve sevimli çocuklar. Elhamdülillah. Her gün gün be gün Yeni bir surenin okumasını öğreniyoruz, hızlandırıyoruz, alışıyoruz. Bu şekilde inşallah bizleri yoktan var eden, sonsuz güzelliklerini ikram eden Rabbimizin kelamını akıcı bir uslub ile inşallah ne yapacağız? Okumuş olacağız inşallah. Dün Tebbet suresini okumuştuk. İnşallah inanıyorum ki üç defa, 5 defa annelerinize, babalarınıza okuduğunuzu inşallah ümit ediyoruz. Şimdi bugünkü dersimiz ise Nasr suresi. Nasr açsın arkadaşlarımız inşallah. Nasr suresi yardım demektir. İlk suremiz, ilk suremiz sevimli çocuklar Nas suresiydi. Nas insanlar demektir. Bu şey bu suremiz ise Nasr suresidir. İsmini ismini şu ifadeden almıştır. Nasr, yardım demektir. Bu surede Mevla Teala Hazretleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yardım ettiğini beyan ediyor. Bu sure Kur'an-ı Kerim'de indirilen en son sure. Bu sure indirildiği zaman çok önemli bir şey söyleyeceğim. Bu sure indirildiği zaman Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh efendimiz mescidin te arka bölümlerinde hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor. Diyorlar ki ya niçin ağlıyorsun? Bak insanlar fevç fevç grup grup. Bunun manası İza nasrullahi nasrullah vel feth Ey habibim Allah'ın yardımı ve fetihler sana geldiği zaman insanları grup grup böyle cemaat cemaat yüzler binler halinde dine girdiğini görürsün. Öyleyse Allah'a hamd et, Allah'a teşekkür et ve günahlarından mağfiret ile o Allah tövbeleri ziyadesiyle kabul edendir. Ayet-i kerimesi bu sure inince işte insanlar ne güzel grup grup İslam'a giriyor denince Hz. Ebu Efendimiz buyuruyor ki insanlar fevç fevç grup grup İslam'a giriyor. Kısa İslam tamamlandıysa artık peygamberin vazifesi bitmiştir. Peygamber ahirete gidecektir demektir diyor ve bu surenin inişinden kısa bir zaman sonra da peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirete irtihal ediyor çocuklar. Evet suremiz 3 sure söylediğim gibi suremizin ismi neydi? Nasr suresi ismini şu ifadeden almış. Nasr yardım demektir. Mevla Teala Hazretleri bizlere de peygamberimizin yolundan öyle gidelim ki bizlere de hep yardımını göndersin. Peygamberimiz vazifesine tek başına başladı. Tek başına başladı. Etrafında hiç kimse yoktu. Ya ben tekim. Böyle bir yanımda bir yardımcım olsaydı, 3-5 cemaat grubu olsaydı da onlar bana onlar bana destek olsaydı, güç verseydi demedi Peygamberimiz. Madem ki bu vazife bana verildi, öyleyse bu vazife benim baş tacımdır dedi. Bu Allah'tan bana gelen bir emir mi dedi? ve bugünlere kadar elhamdülillah geldi ve kıyamet sabahına kadar da devam edecek. Bizler de bu sureden alacağımız ders nedir çocuklar? Allah'ın yardımını, Allah'ın yardımını, fetih başarılar diyelim. Allah'ın yardımını ve başarıları Rabbimizden çekmemiz için samimiyetle ne yapacağız? Samimiyetle görevlerimize, vazifelerimize, dini ...vecibelerimize ne yapacağız? Sımsıkı dört elle sarılacağız inşallah. Evet, evvela ne yapıyorduk? Evvela üç defa kendi kendimize okuyoruz. Ben okuyorum, sizler takip ediyorsunuz. Ondan sonra heceleyerek ne yapacağız? Okuyacağız. Fakat tabii sizler de ekran başında şimdi eğer... ...hocam ben dün dersimi okudum diyen varsa kardeşlerimiz veya ekran başında olan kardeşlerimiz resimlerini ne yapabilirler? Telefon numaralarımız şu an altta gördüğünüz gibi yazıyor. Oralara da gönderebilirsiniz inşallah. Buyurun. Evvela suremizi üç defa okuyoruz. Onun arkasından ayet kelimemizi tek tek ince ince ne yapacağız? Okumaya başlayacağız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يد يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يد قلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا Evet son okuyuş. Ondan sonra heceleyerek ince ince başlayacağız inşallah. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'a -e nasrullahi vel fetih. ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه kana Evet. Güzel çocuklar, okumamızı yaptık. Şimdi beraber ne yapacağız? Heceleyerek, inceleyerek okuyacağız. Merak ettiğiniz, sormak istediğiniz yeri varsa ne yapabilirsiniz? Onu sorabilirsiniz. Selamünaleyküm hocam, Hayırlı nurlu cumalar dilerim. Size i̇şte Mushab Evet, Diyarbakır'dan Mushab yavrumuz maşallah ekran başında dersimizi takibe başlamış. Maşallah diyorum Musab kardeşime. Evet. <laughs> Buyurun. Şimdi inşallah suremizi inceleyerek okumaya başlayalım. İza İza bu neydi? Bu çocuklar zel harfi. Ne yapardı bu? Nasıl okunurdu? Peltekti. Değil mi? Peltekti. Yani iza şeklinde değil. İza İza dilimizin ucunu dişlerimizin arasına ne yapıyoruz? Dişlerimizin arasına getirerek iza iza şeklinde okuyoruz. Cae dediğimiz zaman bakın şu kırmızı işaret. Bu kırmızı işaretin ismi met idi. Bu hangi harfin üzerinde olursa o harfi ne yapardı? 4 elif miktarı uzatırdı. Nasıl okuyoruz bizde? Cae İz-e-ce-e şeklinde okuyoruz. Evet. Devamında nasrullahi dediğimiz zaman bu neydi? Bu Allah lafzı diyorduk buna. Arapça ifade lafzatullah. Diğer ifadeyle Allah lafzı. Ne demiştik biz çocuklar? Ne demiştik? Allah lafzından önceki önceki harfin harekesi ötre ise veya üstün ise Allah lafzından önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise buradaki nedir? Ötredir. Bu durumda Allah lafzının şu lamı la şeklinde kalın olarak okunur. Nasrullahi. Nasrullahi şeklinde okur. Bakın şu altta da var. Şu altta da var. Şu Allah lafzı. Aynısı. Allah lafzı, Allah lafzı. Allah lafzından önceki harfin harekesi ney burada? Esre. Allah lafzından önceki harfin harekesi esre olursa Allah lafzının şu lamı uzatması ince olarak okunur. Nasıl? Fi <laughs> dinillahi dinillahi yani dinillahi şeklinde okumuyoruz. Nasıl okuyoruz? Dinillahi. Ama Allah lafzından önceki harfin harekesi üstün veya ötre olursa burada ötredir. Bu durumda Allah lafzının lamı nasıl kalın? Nasrullahi. Nasrullahi şeklinde ne yapıyoruz? Okuyoruz inşallah. Evet. Devamında vel vel feth dediğimiz zaman bakın vav harfi. Vav harfinden sonra elif lam takısı gelmiş. Elif burada harekesi yok. Okumuyoruz. Feth dediğimiz zaman <laughs> buraya bir pür dikkat. T harfinin harekesi cezim. T harfinin harekesi cezim. Kendisinden sonra gelen H harfi, ayet sonunda geldiği için ayet sonunda geldiği için bunu da nasıl okuyacağız? Bunu da altında özür diliyorum üstünde cezim varmış gibi okuyacağız. Yani vel fet vel fet vel feth şeklinde okuyoruz. Tamam? Vel fethu demiyoruz. Vel fet. Şimdi okuyalım baştan ifade ettiğim gibi sormak istediğiniz varsa hemen ne yapın? Hemen inşallah sorabilirsiniz güzel insanlar. Evet maşallah takipçilerimiz Allah nazarlardan saklasın. Hayırlı cumalar hocam Rabbim sizlerden razı olsun. 7 yaşında kızım Alvin Naz Çelebi, 4 yaşındaki kızım Şeyma Çelebi sizin programınızı zevkle takip ediyor demiş. Ya maşallah şu cennet güllerine bir bakın şöyle ya. Şöyle bir bakın maşallah ya. Rabbim nazarlardan muhafaza etsin bak. 7 yaşında, 4 yaşında peygamberimiz ne buyuruyor? Ne buyuruyor? Çocuklarınız diyor, 7 yaşına geldiği zaman onları namaza emredin. Peki bir çocuk 7 yaşında namaz kılabilmesi için 4 yaşında Kur'an'ı öğrenmeye başlaması lazım. Maşallah diyorum. Rabbim yavrularımızı muhafaza etsin inşallah. Evet, şimdi kaldığımız yerden inşallah devam ediyoruz. Buyurun. İza ca -e. Nasrullahi vel feth vel feth Evet. Şimdi tekrar okuyalım. İki defa daha okuyalım. İza ca'e -e nasrullahi vel feth Tekrar okuyoruz. Sesli bir şekilde. Buyurun hep beraber. İza ca'e nasrul nasrullahi vel feth. Evet siz okuyun bakalım inşallah çocuklar kendi kendinize sesli bir şekilde buyurun. İza ca'e nasrullahi vel feth. Evet son kez okuyoruz. Alt ayet kelimemize geçiyoruz inşallah. Buyurun. İza jae'nassu rullahi vel fet. Evet, çok güzel. Şimdi ikinci ayet kelimemize inşallah geçiyoruz çocuklar. İkinci ayet kelimemiz biraz uzun. Buyurun inşallah şöyle pür dikkat dikkat ediyoruz inşallah. Evet, hep beraber yine devam. <Sessizlik> ve, ra, ve, ra, eyte ve, ra, ey, te. Bakın üstün, ondan sonra cezim. Ey, ey, ten, bakın çocuklar, ve, ra, sonra şeddeli bir harfe bağlanıyor. Nasıl okuyoruz? <Sessizlik> ve, ra, ey, ten, ten, nâse. ten, ten, nâse. ve, ra, ey, tenase evet yende evet. yende evet bu neydi o beş tane bizim kuvvetli harfimizden yende hu yede hu LU-NE lamı uzatıyoruz niçin çünkü kendisini uzatan bir vav var yende hu luna yende hu LU-NE fi evet bakın fi harfi Y harfi tarafından uzatılmış fi di NILLAHİ. Bu da y, bu nedir? Y kelimenin sonunda yazılan yedir. Bu da kelimenin ortasında yazılan yedir, değil mi? Fi di NILLAHİ. di nillahi. Bakın, biraz önce ifade etmiştim Allah lafzı. Allah lafzından önceki harfin harekesi esre. O yüzden Allah lafzının harekesi ne oluyor? Lamı ince olarak okunuyor. Fi di şeklinde okuyoruz. Evet, devam ediyoruz. F F ve, C F ve, C Bakın bu vav harfi elif tarafından uzatılıyor. F V Burada ne diyoruz? C diyoruz. F, V, C şeklinde okumuyoruz. İki üstünlerde, iki üstünlerde durulduğu zaman çekerek duruyoruz çocuklar. Nasıl? F, V, C. O harfi ne yapıyoruz? Çekiyoruz. F, V, C. İki üstünler ayet sonunda veya duraklarda geldiği zaman ne yapıyoruz? O harfi çekerek duruyoruz. <laughs> Buyurun tekrar inşallah başlıyoruz şimdi ayet kelimeimize. Sormak istediğiniz yeri varsa, merak ettiğiniz yer varsa hemen bakalım inşallah ona göre yardımcı olmaya çalışalım. Evet selamünaleyküm hocam Hilal Nur Kara ve İpek Çoban bizleri e, takip ediyorlarmış Hilal Nur Karaca. Teşekkür ediyoruz yavrularımıza. Allah razı olsun diyoruz. Evet, hep beraber şimdi okumaya devam ediyoruz. Buyurun ikinci okuyuşumuz bu ayet kelimeyi ve ra ey tenase tekrar okuyorum ve ra ey tenase yende yende hu yende hu luna يندخلون في دين الله تكرار في دين الله اف اف و اف و جا evet. Şimdi tekrar okuyoruz ayet kelimemizi. Ondan sonra daha seri bir şekilde okuyacağız inşallah. Buyurun. Ve ra ey tense yende fi di Evet. Çok güzel. Şimdi biraz daha inşallah seri. Biraz daha seri bir şekilde inşallah okumaya çalışalım çocuklar. Üç defa. Ondan sonra üst ayetle beraber birleştireceğiz inşallah. <Gülüyor> Buyurun. Ve ra'eyten nase yende hulune. Ti di nillahi Evet. Tekrar okuyoruz bu ayet kelimeyi. Buyurun inşallah hep beraber. Ve ra ey tenase yed hulune fi di Lillahi ef Çok güzel. Son kez okuyoruz. Ondan sonra üst ayet kelimeyle birleştiriyoruz çocuklar. Buyurun hadi hep beraber sesli bir şekilde. Ve ra ey tennase yende fi dinillahi fe Evet. Bir de siz okuyun. Ondan sonra inşallah geçelim oraya. Ve ra ey tenase yed huluna fi dinillahi Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi iki ayet kelimemizi birleştiriyoruz inşallah sevimli çocuklar. Buyurun. Şimdi üç defa bu ayet kelimesi okuyacağız ve inşallah sağlamlaştıracağız. Bismillahirrahmanirrahim. İza jaa'a nas

Buyurun inşallah hep beraber. İza ca'a nasrullah vel fetih. Ve ra'aytan nas yad Fi dinillahi es VE Evet. Son okuyuşumuz inşallah aslan parçaları. Buyurun inşallah. Sesli bir şekilde okuyoruz. Başla. İde ca enus vel feth ve ra sen nase yende hulune fi dinillahi ef ve evet çok güzel şimdi son ayet kelimemiz inşallah geldik son ayet kelimemiz çocuklar elhamdülillah çok güzel inşallah devam ediyoruz aman ha gevşemeden suremizi tam bir şekilde ne yapalım? Sağlam bir şekilde inşallah tamamlamış olalım. Buyurun inşallah son ayet kelimemiz. <fey> <expressed> <Oliver> fe seb fe sebbih fe sebbih bakın sin harfinden sonra ne gelmiş? Şeddeli bir b harfi gelmiş. Şeddeli. Ondan sonra da cezimli bir ha gelmiş. Fe Sebbih. Fe sebbih. Bi hamdi. Evet şu işaret çocuklar bakın şu işaret bi b harfinin işaretidir. Anlaşıldı inşallah. Yani bu cim harfi değil. Eğer bu işaret varsa bu işaret varsa burada iki tane nokta varsa birinci nokta bunun işaretidir İkinci noktada cim harfinin olur. Ama yok. Bu işaret olduğu halde burada eğer bir nokta varsa öyleyse bu harf ha harfidir. Cim harfi değildir. Tamam inşallah. Nasıl okuyoruz burayı? Bakın şu B'nin şeyi buraya yazılmış. Hat farklılığı vardır. Bi bi hamdi bi hamdi Evet. Tekrar baştan alıyoruz. F seb bi 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 hamdi. Evet. <laughs> Devam. Rab bike. Rab bike. Rab bike. Ves. Evet, elifi geçiyoruz. Elifi geçiyoruz. Üzerinde hareketi yok çünkü. Ves tal. Ves tal. Fir. Fir. Evet. Şimdi burada çocuklar bakın. Vav harfi sin harfiyle birleşmiş. Ves. T harfi harfi harfiyle birleşmiş. Tel. F harfi, fi harfi, r harfiyle birleşmiş. Fir. Ama bu h harfi, h gördüğünüz gibi h ne olmuş? Durakta gelmiş. Durakta geldiğinden dolayı biz bunu nasıl okumamız gerekiyor? bunun da üzerinde cezim. Cezim varmış gibi okuyacağız. Dolayısıyla iki cezimli harf yan yana gelmiş gibi olacak. Şu başta olduğu gibi. Burada nasıl okuduk? Vel, well, vel, well, vel, well, fet, vel, well, fet şeklinde nasıl okuduysak burada da aynı şekilde fir, fir şeklinde okuyacağız. Ves, Tel fir evet devam ediyoruz ne, hü bakın ötre harfi özülüyorum h harfi zamirdir bu biliyorsunuz ondan önceki harfin harekesi varsa hü ne yapardı çocuklar burada çekerdi bundan önceki harfin harekesi olduğu için ne yapıyor bu da çekiyor inne hü kene kene tev tev ve ben şeklinde okumuyoruz değil mi? Tev ne demiştik şurada? İki üstün. Bu neydi? İki üstün. Eğer ayet sonunda veya durakta da olabilir. Ayet sonunda geldiği zaman çekerek duruyoruz. Tevbe şeklinde okuyoruz. Evet Şimdi ayet-i kerimemizi baştan alalım inşallah. Buyurun. Fesep bi bi hamdi rabbike bike ves tel fir innehu Kâne Tevbe Evet. <laughs> son kez okuyoruz ayet-i kerimemizi. Buyurun inşallah. Heceleyerek son okuyuş. Feseb bih bihamdi Rab bike ves tev tev fir İnnehu kana tevabə evet şimdi inşallah daha seri bir şekilde üç defa ne yapalım okuyalım inşallah çocuklar <laughs> buyurun fesbih bihamdi Rabbike ve İnnehu kâne tûbâ Evet, tekrar okuyoruz. Tekrar ifade ediyorum. Tekrar ifade ediyorum. Eğer okumada sıkıntı çektiğiniz, anlaşılmayan bir yeri varsa orayı ne yapıyoruz? Orayı inşallah hemen mesaj olarak bildirin. Biz de dilimizin denildiği kadar açıklamaya çalışalım inşallah çocuklar. Buyurun. Fesebih bi hamdi rabbike ves tevfir innehu kâne tevvâbâ Son okuyuş Fesebbih bi hamdi rabbike ves tevfir innehu kâne tevvâbâ. Evet. Şimdi suremizi inşallah okuyacağız. Şimdi suremizi baştan sona 3 defa okuyalım bakalım çocuklar. Sesli bir şekilde okuyoruz. Ekrana veya önümüzdeki, önümüzdeki Kur'an-ı Kerim'e inşallah ne yapacağız? Bakarak okuyacağız. Sesinizi illa ne yapın? Duymuş şekilde, duyacağınız şekilde okuyun inşallah. Buyurun. Hadi bakalım az kaldı, az kaldı çocuklar. Bu sureyi de öyle bir yapalım ki bu surede olsun böyle akıcı su gibi tabiri caizse okuyacak kıvamda olsun inşallah. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. İza ca'a e nas شكر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك بك واستغفر انه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا Fesebbih bihamdi Rabbika ves tevfir innehu kâne tevvâbâ. Evet. Elhamdülillah. Üç defa okuduk zannediyorum. Şimdi inşallah bir dünkü dersimizi, dünkü dersimizi de inşallah ne yapalım? Dünkü dersimizi de bir tekrar edelim. Ondan sonra suremize tekrar dönmüş olacağız inşallah. Evet arkadaşlarımız. Evet. Dünkü dersimiz neresiydi çocuklar? Dünkü dersimiz Tebbet suresiydi. Biliyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi bu da 5 ayeti kerime. Dün burayı okumuştuk. Dün burayı okumuştuk. Şimdi inşallah tekrar bir tekrar olsun ki varsa ufak tefek eksiklerimiz onlar da inşallah ne olmuş olsun. Onlar da inşallah gitmiş olsun inşallah. <laughs> Sesli bir şekilde aynı şekilde okuyoruz. Merak ettiğiniz, merak ettiğiniz, sormak istediğiniz eğer varsa bir yer kesinlikle ne yapmayın çocuklar? Kesinlikle çekinmeden sorun inşallah. Buyurun. بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته hamalel hatb fi cidiha lum mimmasende ma agna derken burada çocuklar elif var elif var ama aslında diğer ismi hemzedir burada gizlenmiş arada kalmış orada elifin olduğunu unutmayalım inşallah Buyurun tekrar okuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Tebbet yedâ ebi lehebi ve tebbet. Ma سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل mensen de Allahu ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Tebbeti de son kez okuyup ondan sonra suremizin kendisine geçeceğiz inşallah çocuklar. Hadi bakalım hep beraber okuyalım. Hep beraber inşallah geriyi tekrar edersek ne olur buralar daha sağlam olmuş olacak inşallah. Buyurun. Tebbet يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد الله أكبر Varsa bir defa da İhlas Suresini okuyalım arkadaşlar. İhlas Suresini de varsa orayı da okuyalım. İnşallah. Orayı da bir önceki gün görmüştük. Ama ne kadar tekrar edersek, ne kadar tekrar edersek o kadar inşallah ne olur? Evet, suremiz kuvvetli olmuş olur inşallah. Buyurun çocuklar. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ اللَّهُ أَكْبَر بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله اكبر Bismillahirrahmanirrahim. Son okuyuş çocuklar. Buyurun inşallah hep beraber. Kul huvallahu ehad. Allahus samed. Lem yelid ve lem yuled. Ve lem yekun kufuven Allahu Ekber. Evet, şimdi suremizi açalım arkadaşlar. Nasr suresi değil mi? Nasr suresi. İsmini unutmayalım inşallah. Bu İhlas suresiydi. Kul Allahü ahad diye okuduğumuz. Şimdi Nasr suresi. Asıl suremizi inşallah açıyoruz. Ve inşallah orayı da birkaç defa tekrar ettikten sonra programımız inşallah noktalanmış olacaktır. Kıymetli çocuklar. إن evet, شاء بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يد يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا Bismillahirrahmanirrahim. Evet, son okuyuşlarımız güzel yavrular. Sesli bir şekilde okuyoruz. Ekrana veya önümüzdeki Kur'an-ı Kerim'e bakarak sesli bir şekilde ne yapıyoruz? Sesli bir şekilde okuyoruz inşallah. Buyurun. İza ca'en nasrullahi vel ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر İnnehu kâne tevvâbâ Bismillahirrahmanirrahim Evet son okuyuşumuz çocuklar Öyle bir okuyalım ki inşallah Şöyle ne yapalım Zevken şevken son okuyuşumuzu Sesli bir şekilde tamamlayalım inşallah Buyurun İzâ <Sessizlik> نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستقام istagfir innehu kana tawaba sadakallahu alazim evet elhamdülillah kıymetli çocuklar şükürler olsun Suremizi tamamlamış olduk. Malumunuz bugün Cuma. Cumartesi, pazar size istirahat var. Ama, ama yarın var mıymış? Tamam, yarın da varmış. Kusura bakmayın ben bilmiyordum. Yarın inşallah ne yapıyoruz? Yarın da Kafirun suremizi inşallah okuyacağız. Ancak derslerimizi üç defa, 5 defa tekrar edecektik. Onların videosunu inşallah sizlerden ne yapıyorum? Hocam Tepe suresinde 3 veya dördüncü ayeti artı... bir birleştirmek gerekiyor muydu demiş kardeşimiz. Tepe suresini arkadaşlarımız bir açsınlar. Tepe suresini arkadaşlarımız bir açsınlar. Evet şuradan 3 ile şuraya birleştirebiliriz çocuklar. Seyas la naran zatelehe bi emra etuh şeklinde birleştirebiliyoruz birleştirmemizde bir mahsur yoktur. Birleştirirsek hiçbir sıkıntı yoktur çocuklar. Evet, nasıl okuyoruz? Zeteleh biu emraetu şeklinde okuyoruz inşallah. Evet, yarın inşallah yine Kafirun suresini fakat Nasr suresini, kendi suremizi ...üç defa, 5 defa kendi kendimize, ailemize ne yapacağız? İnşallah okumuş olacağız inşallah çocuklar. Evet, bugünlük de bu kadar yarın aynı aynı saatte buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.